Arkadaşlar şöyle yeni gelen bir güncelleme beraber bakalım istedim. Birkaç bir şeyden de bahsedeceğim. Daha sonra videoyu yavaştan bitiririz. Şimdi ilk olarak şöyle bir bildirimlere gireceğim. Neler gelmiş bir ona bakalım. Zaten arkadaşlar bunların çoğunu biliyoruz. Zaten dün de açıklamıştım ama şöyle oyundayken ufak bir gene bakmak lazım. Bütün kostümleri %40 indirim gelmiş sanırım şu anda. Bakalım evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün kostümlerde indirim var ve ve eğer ihtiyacınız olan kostümler varsa almanızı tavsiye ederim. Ee, çok yakın zamanda arkadaşlar e, çok yakında Black Widow'un videosu da gelecek. Black Widow'un ama e, öncelikle şeyini açmam gerekiyor onu da belirteyim de. Bu arada benim Black Widow karakteri nerede? Evet şurada. Favori ekleyeyim. Ee, şunun ikinci potansiyelini açmam lazım ki arkadaşlar 70 level 80 level videosunu falan çekeyim. Hatta belki bir karşılaştırma videosu bile gelebilir. Blue Dragon karakteriyle karşılaştırabilirim. Çünkü bu karakterde de dikili taş var. Daha e, güzel bir karşılaştırma olur. E, duruma göre daha sonra ben bu karaktere zaten e, bir CTP falan takabilirim. Onu da belirteyim. Bunun dışında arkadaşlar gene She-Hulk kostümü falan gelmiş. E, açıkçası bu karakterin yani şu karakterde biraz bakmak istiyorum şimdi kostümüne falan da. Arkadaşlar ama son kostümüyle aralarında çok bir fark yok şimdi liderlik açısından en azından fark yok gördüğünüz gibi tüm takım arkadaşlarına erkek türlerine verilen temel hasarı %65 kadar artırıyor şeyde de aynı bu evet bu yeni kostümde de aynı gene tüm takım arkadaşlar erkek türlerine verilen temel hasarı %65 artırıyor gördüğünüz üzere sadece kendisine sağladığı bir takım özellikler değişmiş böyle bir değişim var bu kostümde daha çok. Yani eğer ki bu karakteri lider olarak kullanacaksanız sadece ve elinizde şu kostüm varsa şu kostümü almanıza gerek yok ama ama yok ben lider olarak kullanmayacağım aynı zamanda hasar vermesini falan da istiyorum derseniz bu kostümü o zaman alabilirsiniz. Ee, arkadaşlar ben açıkçası bu kostümü almayı çok düşünmüyorum. Şöyle şöyle söyleyeyim. Ee, indirim bitmeden önce belki alabilirim. Yani e, karakteri biraz bakmam gerekiyor açıkçası. Yani almama değecek kadar iyiyse alıp videosunu çekip atabilirim ama yani bu kadar iyi değilse dediğim gibi biraz test etmek lazım bu kadar iyi değilse açıkçası bu kostümü pas geçmeyi düşünüyorum çünkü zaten elimde bu var lider olarak yani lider olarak kullanmak istersen buna hiç gerek yok onu da belirteyim. Dediğim gibi eğer hani bu karakterin iyi olduğunu düşünürsen bir arkadaşımın hesabında bir girip bir test etmeye niyetim var açıkçası. Orada iyi olduğunu görürsem o zaman ben de bu kostümü alıp videosunu çekip atabilirim. Onun dışında gereksiz yere çok da açıkçası almak istemiyorum. Şimdi bu karakterden de bahsettik. Bunun dışında arkadaşlar ihtiyaç duyduğunuz bir kostüm falan varsa alabilirsiniz. Benim şu anda pek yok. O yüzden ben almayacağım. Belki Valkyrie düşünebilirdim ama bir önceki kostüm bende olduğu için buna da açıkçası çok gerek duymuyorum. %5'lik bir destek farkı var. O yüzden çok da bulaşmayı istemiyorum. Bunun dışında devam edelim. Şöyle gelen kutusuna tekrar gidelim Evet bütün kostümler %40 indirimli. Güncelleme kahramanı büyüme bonus görevi. Şuna bir bakalım. Şuraya gelmiş olmalı. Evet yanlış yere girdim pardon. Evet şurası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şi halk ile kategori 3 ol falan filan bir takım görevler var. Bunları yaptığınız zaman çok iyi ödüller almıyorsunuz. O yüzden çok acele etmenize gerek yok bence bu konuda. Bunun dışında ne gelmiş? Karakter sıralama etkinliğinden biraz bahsedelim. Şöyle girelim. Evet Şi halk için gelmiş arkadaşlar. Ödül olarak da şöyle evet şuraya tıkladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kristal ödülü yok. Çok önemli değil. Acele etmenize gerek yok karakteri kasmak için yani. Bunun dışında ne gelmişti? Şöyle bakalım. Enerji bonus görevi. Bu sanırım akşam gelecek ama yine bir bakalım. Yok, şu an gelmiş. Evet. Şu an gelmiş arkadaşlar enerji harcama görevi de belli fena olmayan şeyleri var, ödülleri var, alınabilir. Devam edelim. Bakalım başka ne vardı? Etkinlik baş düşmanı. Evet arkadaşlar bu etkinlik baş düşmanı e, akşam gelecek. Orası kesin. E, şu anda yok bu. E, buna da girip güzel ödüller alabilirsiniz. Güzel aslında bu etkinlikte. Altın özel dükkanı geliyor. Bu da çok güzel arkadaşlar. E, zaten olmadı ben bunun için akşam bir video çekebilirim tekrardan. Zaten akşam bir e, sandık açılımı videosu çekmeye niyetim var. Çünkü hatta onu da göstereyim. E, arkadaşlar e, şey 28 gün düzenli olarak girdiyseniz bugün CTP alacağız akşam. Ee, ve bunun e, sandık açılımı da gelecek ve aynı zamanda hikaye sandığından da bayağı bir açacağız. Bayağı birikti çünkü. Ee, o şekilde e, orada belki e, o videodayken bahsedelim. Şimdi e, bunun dışında şöyle tekrar girelim. Başka ne kaldı bahsetmediğim? Evet e, altın dükkanından bahsettik. 7 gün giriş etkinliği geliyor. Bundan dün de bahsetmiştim. E, 7. günde kristal verecek hatta güzel yani. Ee, bu da bu, bu akşam gelecekmiş bunun dışında e, ilk aile kısmında verilen biyometrikler iki katına çıkmış buna birazdan bakacağız ve son olarak her hesaba karantin madde ve non karantinaşı gönderecekmiş şu ilk aile kısmına da bakalım onu da göstereyim evet o neredeydi ama ee, ben unuttum onu ya neredeydi ki şurada mıydı yok bu değil bu muydu şu muydu Evet, ben onu hatırlamıyorum. E, buralarda bir yerde olsa gerekti. Yani şuralarda bir yerdeydi herhalde. Evet, şurada arkadaşlar herhalde. Şu mu? Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, biyometrik artışı var. Yani e, daha fazla biyometrik alabiliyorsunuz. Hatta şöyle beraber alalım. Siz de görün. Evet, bakın ikişer ikişer veriyor arkadaşlar. hiç Yani bir bir vermiyor. E, bu şekilde daha rahat bir şekilde biyometrik kasabiliyorsunuz. Evet, burası genel olarak böyle. Arkadaşlar bir de e, videoyu bitirmeden önce tabii ki e, birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Bir dakika o neydi? Ha tamam. E, arkadaşlar kart sandığında özel kartlara e, özel kartlarda şans artışı gelmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim size bu karakterlerin Özel kartlar olduğunu söylemiştim. Yani bu karakterler şey değil. Şöyle göstereyim. Hatta onda neredeydi o? Ha şurada. Bakın arkadaşlar, buradan alabileceğiniz kartlar arasında o kartlar yok gördüğünüz gibi. Ee, ve bu bu kartlar arkadaşlar oyuna çok sınırlı süreli geliyor. Yani yılda iki defa falan geliyor bunlar sadece kristal sandığına. Yani şansınız varsa belki şu kartı alabilirsiniz. Üç tane saldırı var bu kartta. Şansınız varsa, yaver giderse bu kart alabilirsiniz. Ee, bu kart da bayağı iyi arkadaşlar. Oyundaki en iyi kart diyebilirim hatta bana kalırsa. Ee, yani o yüzden eğer şansınızı denemek istiyorsanız bu kart için e, biraz kristal harcayıp deneyebilirsiniz. tabi çok kristaliniz gidiyor ama. Ama e, yani bu kartı alırsanız emin olun değer arkadaşlar. Ben de biraz şansımı deneyeceğim Burada biraz kristal harcayacağım ee, arkadaşlar ben kendimi tutamıyorum açıkçası yani normalde kristalimi ben Black Friday'e saklıyordum ama e, ben hiç hiç dayanabilen bir insan değilim yani hiç biriktirebilen bir insan değilim ve e, bunu da görünce arkadaşlar açıkçası şu kart için bir denemek istiyorum şansımı o yüzden burada biraz e, bu kart sandığından açacağız ama arkadaşlar ben şansımı biliyorsam e, yani çıkmayacağından neredeyse eminim. İşte şöyle kanal mı değiştirsem diye düşünüyorum açıkçası ama her neyse ikinci kanalda deneyelim çok önemli değil. Ee, yani şu kart için biraz şansımı deneyeceğim. Umarım alırım ama hiç hiç tahmin etmiyorum. Hatta bir pre kart alsam bile gene sevineceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çöp hiçbir şey yok. Gene çöp gene hiçbir şey yok bu sonuncu. Ve gene çöp gene hiçbir şey yok. Yani ne diyebilirim ki arkadaşlar benim şansım hep aynı. Hani en azından bunlar olmasa bile en azından bir prekart bile işime yarardı. Herhangi bir prekart. Ama o bile gelmiyor. Neyse. Yani genel olarak böyle eğer siz de isterseniz şansınızı deneyebilirsiniz. Evet millet siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Sizce güncelleme nasıl olmuş? Bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.